Değerli izleyenler Haberistan kanalına hoş geldiniz. Video geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. İzmir'de basın toplantısı düzenleyen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınması gerektiğini belirterek kamuoyu ve siyasetin bunu tartışmasında fayda görüyoruz dedi. İzmir'de basın toplantısı düzenleyen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınması gerektiğini belirterek Kamuoyu ve siyasetin bunu tartışmasında fayda görüyoruz. Hem kadınlar rahat nefes alacak hem de boşanmaların önüne bir nebze de olsa geçilebilecek dedi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İzmir ziyareti çerçevesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, ekonomik sıkıntılar kadar olmasa da vatandaşların bir kısmı dağılan aile yapısından şikayetçi. Bu konuda bir teklifimiz var.'' Boşanmaları yavaşlatacak, evli kalmayı özendirecek, kadın korumaya yönelik bir teklifimiz var. Annelik kutsal bir statüdür. Diyoruz ki 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmalıdır. Kamuoyu ve siyasetin bunu tartışmasına fayda görüyoruz. Hem kadınlar rahat nefes alacak hem de boşanmalarının önüne bir nebzede geçilebilecek. Boşanan kadın anne veya babasından kalan emekli parasını alabiliyor ancak evli kadın alamıyor. Birinci adım olarak kadın 25 yıl evli kalmışsa anne ve babadan kalan emekli maaşı kendisine bağlanmalıdır. Bazılarının kağıt üzerinde maaş almak için boşandığını biliyoruz. Bu uygulamaya da bu öneri son verecektir ifadelerini kullandı. Türkiye'de siyasetin uslubu çok sert. Ege bölgesi programında İzmir ile tamamladıklarını ve bir sonraki duraklarının ağrı ve van olduğunu belirten Hüdapar Genel Başkanı Sekerya Yapıcıoğlu, Ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Bir yıldır memleketimize ulaşıyoruz. Ege'de 5 ilde temaslarımız oldu. Çiftçilerimizle hal esnafıyla bir araya geldik. Ticaret odaları organize sanayi bölgelerini ziyaretlerimiz oldu. Halkın farklı kesimleriyle temas ettik. Türkiye'de siyasetin uslubu çok sert. Birilerinin doğru dediğini ötekisi yanlış demek zorunda hissediyor. Kutuplaşma yaşanıyor. Temaslarımızda halkın gündemi ile siyasetin gündeminin örtüşmediğini, halkın kendi gündeminde olduğunu ve bu gündemin başında ekonomik sıkıntıların geldiğini gördük. Türkiye iflasın eşiğinde değil ama dar gelirli bir sıkıntı yaşıyor. Bu sene çok şükür tarımsal ürünlerde rekolte iyi. İstihdam Türkiye ortalamasının üzerinde. İşsizlikten yakınan çok fazla kişi yok ama girdi fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçi ve sanayici şikayetçi. Nakliye fiyatlarının artmasından dolayı yoğun şikayetler var. Kiralar yüksek, hayat pahalılığı devam ediyor. Fiyatların nerede duracağı konusunda belirsizlik var. Eğer fiyatların yükselmesini durduramıyorsanız, vatandaşın gelirini yükseltmelisiniz diye konuştu. Krizin sebebi siyasi sistem değil, uygulanan ekonomik sistem olduğunu savunan Yapıcıoğlu, kapitalist sistemlerin krizler üretini hep şahit olduk. Bundan sonra da bu sistem devam ederse yaşanmaya devam edecek. İşler tıkırında olduğunda para babaları kazanıyor. Ama kriz çıktığında onlar kazançlarını artıyor, daha fazla kazanıyor. Bu sistem içerisinde sorunların giderilmesi için tedbirler alınmalı. Tarım alanında Türkiye'nin kendine yeterli ülke olması için çiftçinin korunması, tarım politikalarının geliştirilmesi, hangi bölgede hangi ürünün yetiştirileceği konusunda daha iyi bir planlama yapılanması gerekiyor. Planlama sonrasında ürünlerin alım garantisinin verilmesi yönünde Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrımız var sözlerine yer verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yapıcıoğlu, Hüdapar'ın herhangi bir ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da ittifaklar siyasetin doğasında vardır. Kim kendini nerede doğru buluyorsa orada olur. Bizim Hüdapar olarak verdiğimiz ittifak kararı yok. İttifak içerisinde yer alabiliriz ama an itibariyle ittifak anlaşması ittifak için verilmiş bir karar yoktur. İleride olursa bunu da kamuoyuyla paylaşırız yanıtını verdi.